Adaylarla birlikte de sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bugün ağırlıklı olarak Karabağlar'ı konuşacağız. Elbette ki siyasete dair, gündeme dair, kadına dair konuşacağımız önemli başlıklar olacak ama 27 Ağustos'ta CHP Karabağlar İlçe Kongresi gerçekleşecek. Biz de hem Karabağlar'ı konuşmak istedik hem de kongre sürecini detaylıca değerlendirmek istedik. CHP Karabağlar İlçe Başkan Adayı Avukat Emel Tongabay bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Öncelikle iyi haftalar diliyorum size. Hızlı bir süreç işliyor. Bir genel seçim geçirdik. Kurultay süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ardından gelen bir yerel seçim süreci var. Bu arada bizler takip etmeye çalışıyoruz. Sizler siyasetin o sıcak gündemiyle koşuşturmaya devam ediyorsunuz. Ben önce şöyle başlayalım istedim. Hem sizin siyasetle olan o ilk temaslarınız nasıl başladı ve sizi aday olmaya götüren süreç aslında nasıl işledi? Siz siyasette ilk kez ne zaman yer buldunuz ve neden Karabağlar diyerek isterseniz başlayalım. Evet, başlayalım. Zaten siyaset aslında hep hayatımızda var. Siyaseti hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Hayatım boyunca hep siyasete ilgim olmuştur. Üniversite yıllarında da ilgim olmuştur. Daha sonrasında da üniversiteyi bitirdikten sonra tabii ben hem çalışıp hem okuyan bir insandım ve devlette kamu görevinde çalışıyordum. İstifa ettikten sonra, serbest meslek hayatına atıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Çünkü ülkenin bulunduğu koşullar bizim de bir destek koymamız gerektirmekteydi ve üyeliği başlattım ve aktif olarak siyasetin içerisinde olmak istedim. Tabii ki kaydolduktan sonra birçok görevlerde bulundum parti içerisinde. Gerek kadın kolları, gerek hukuk komisyonu, eğitim komisyonu, seçimlerde alan çalışmaları olsun, seçim koordinasyon kurulu gibi. Bir dönem meclis üyeliği yaptım 2014-2019'da Karabağlar'da. Dolayısıyla da hani siyasetin içindeydik, alandaydık, zaten bir tecrübe sahibi olduk. Adaylık sürecine gelirse de aslında daha önceki dönemlerde böyle örgütten gelen talepler oluyordu ama geldiğimiz noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar çok ağır koşullar içerisinde geçmekteyiz ve Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Ben de bunu öngörerek hani örgütümüzden de bu talep gelince adaylık konusunda bunu yapabileceğimi de düşündüğüm için ben de aday olmaya karar verdim. Bu düşüncelerden açıkçası. İlk o zaman fitil ateşleyen örgüt mü oldu sizin elbette, aday olmanız talebiyle? Elbette. Şimdi önemli bir nokta var burada. Tabii bilenler bilecektir, siyaseti yakın takip edenler, ama bilmeyenler için de altını çizmekte fayda var. Biz yayın öncesi de biraz stüdyoda da sohbet ettik. Siz ilk kadın aday mısınız Karabağlar'da? Evet, öyle. Değil mi? Evet, bu önemli bir ayrıntı ve eğer nihayete erdiğinde de siz başkan seçilirseniz de ilk ilçe kadın başkanı mı olacaksınız Karabağlar'da? Evet, öyle olacak. Bugüne kadar hiç kadın adayımız olmamıştı. Karabağlar İzmir'in en büyük ilçelerinden birisi. Ciddi göç alan ilçelerimizden birisi. Ve tam bir Türkiye mozaiği aslında Karabağlar'ın yapısına baktığınız zaman. Karabağlar'da da bir kadın adayı olarak, ama sadece bir kadın adayı olarak yola çıkmadığımı da belirtmek isterim. Yapabilirliği olan, partide emeği olan ve sözü olan bir kadın olarak yola çıktığımı da belirtmek isterim. Çok önemli tabii ki Karabağlar'da bir kadın adayın olması. Seçildiğimizde yeni bir ses, yeni bir umut olacağını da düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben sizin adaylığınızı açıkladığınız o güne de gitmek istiyorum. Şimdi örgütten gelen bir talep oldu dediniz. Ben zaten siyasette hep yakındım ve zaten bazı kademelerde hep yer aldım. Siyasetin içindeydim. O gün geldi. Aslında bir taraftan da baktığınızda omuzlarınızda da ağır bir yük. Şimdi hem örgütün desteği hem bir kadın olarak hayata bakış, yaşadığımız bu ekonomik çalkantılar, gündemdeki tartışmalara baktığınızda geleceğe dair biz kadınlar herhalde biraz pozitif ayrımcılık olacak ama erkeklerden daha ayrıntılı bakıyoruz geleceğe. Tabii. Çünkü toplumu yetiştiren kadınlar, dolayısıyla geleceği de öngörmek istiyoruz. Sınırları çizilsin istiyoruz. Bu anlamda da kıymetli. Sizin o gün adaylığınızı açıkladığınız günde tabii erkekler de vardı ama ben kadınları da daha ağırlıklı gördüm. Gençler o meydanda vardı. Gençler vardı keza aynı şekilde. Bu önemli. Şimdi ben o adaylığınızı açıkladığınız günü de biraz konuşalım isterim. Hem o süreç nasıl işledi hem de orada bir takım tartışmalar da oldu. İlçe başkanının oraya gelmemesi tartışmalara neden oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz o günü? Hem o gün nasıl bir gündü hem de tartışmalara ne dersiniz? Şimdi tabii o gün çok heyecanlı bir gündü. Kadınların heyecanı vardı. Çünkü kadınlar, biz kadınlar aslında hayatın her alanında varız. Siyasette de varız. Çok emek de veriyoruz. Ama karar mekanizmalarında biraz daha temsilde azınlıktayız maalesef. Ve bunun da yıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve kadınlarda da bu heyecanı ben gördüm. Ve aynı zamanda gençlerde de tabii ki bu heyecan vardı elbette ki. Ve evet, dediğiniz gibi biz kadınlar daha detaycıyızdır. Biz kadınlar tehlikeyi daha erken fark ederiz. Türkiye'de Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in, çağdaş Cumhuriyet'in, layık Cumhuriyet'in erozyona uğratılmaya çalışıldığı da ortada. Ve bu aşamada biz kadınların da bunda daha çok duyarlı olacağı da açık zaten. Adaylıkta da tabii ki heyecan vardı. Gittiğimizde de evet, ilçe başkanının orada olmasını tabii ki arzulardım. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kültürü vardır. Genelde de böyle yapılır. Aday olan arkadaşın yanına ilçe başkanı gelir. Orada yoksa da kendisi, bana olmadığı söylendi zaten. Şehir dışında olduğu söylendi. Dolayısıyla da ilçe yöneticilerimiz vardı. Dilerdim ki onlar da bizimle adaylık açıklamasında bulunsaydılar ama yapacak bir şey yok. Böyle oldu diyelim. Şimdi tabii sizin hedefleriniz önemli olan, CHP'de kurultay süreci işliyor dedik ama bu kurultay sürecinden sonra da bir yerel seçim süreci başlayacak. Evet. Tabii parti içerisinde bir takım tartışmalar da devam ediyor. Hatta biz yayın öncesi de ben dedim ya, gündemden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmalar gündemde. Doğru. Yine siyasi tartışma programlarında da, ulusal kanallarda da görüyoruz. Ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay süreci tartışılıyor. İçerideki değişim tartışmaları farklı bakış açılarıyla yine değerlendiriliyor. Sizin hem değişime aslında biraz bakış açınızı merak ediyorum, bu içerideki tartışmalara. Elbette ki ilçe kongresinden sonra da önümüzde hepimizin, evet, bir yerel, evet, seçim bekliyorum. Var. Dolayısıyla sizin oradaki planlarınız ve hedefleriniz, çalışma prensipleriniz, bakış açınız nasıl olacak onu da merak ediyorum ama önce değişim tartışmaları. Tabii önce oradan başlayalım. Tabii biz önemli bir seçimden çıktık ve iktidara almaya çok yakındık. Bunun için de parti olarak çabaladık. Elimizden geleni yaptık. Ama Türkiye tarihinin görmüş olduğu en kötü bir propaganda dönemiyle karşılaştık. Montaj kasetler, montaj resimlerle karşılaştık. Tabii karşımızda ciddi bir medya gücü ve ciddi bir kamu gücü vardı. Devletin kaynakları vardı. Bunlarla yarıştık. Seçim sabahından itibaren de Türkiye'nin ağır ekonomik koşulları içinde bulunduğu işsizlik, sosyal adaletsizlikler, mülteci sorunu gibi birçok sorunumuz var. Nitelikli iş gücü, gençlerin ülkede umutsuzluğa kapılıp yurt dışına sürekli gitme durumları var. Bunların hepsinin üstü örtüldü ve sanki Türkiye'de hiç bu sorunlar yaşanmıyormuş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir saldırı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi medya üstünden bir tartışma yaratıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmasına çalışıldı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir partidir ve Cumhuriyet Halk Partisi gelenekleri olan köklü bir partidir. Kendisi kendi içindeki değişimleri nasıl yapacağını bizim delegemiz, parti örgütümüz, üyelerimiz bilirler zaten. Dışarıdaki dayatmalarla olacak şeyler değil bunlar. Değişimden anlamak ne gerekir? Değişimin içinde olmak gerekir. Değişimin ne demek olduğunu, bu kavramın altında olurmakta yarar var. Değişim sadece bir koltuk değişiminden ibaret olamaz. Çünkü o bir kariyer planlaması olur açıkçası. Değişim dediğimizde bizim tüzüğümüzün yenilenmesi, programımızın yenilenmesi, zaten bunlar şu an yapılıyor. Başlandı. Partimiz bu konuda çalışmalara başladı. Yine çalışma modellerinin yenilenmesi, il ve ilçe teşkilatlarımızın zaten bu süreçte başladı. Yenilenmesi. Ama tabii bu yenilenme yapılırken de partiyi iktidara taşıyacak, hem yerelde hem genelde iktidarda taşıyacak kadroların olması gerekir. Seçimlerde buna dikkat etmemiz gerekir. Ve parti içerisinde bir sinerjinin yaratılması gerekir. Değişim dediğinizde bunu anlamak gerekir. Yoksa değişim sadece birinin koltuktan kalkıp bir başkasının oturmasıyla burada çok sağlıklı sonuçlar alabileceğini ben düşünmüyorum. Kişilerin bir bütün olarak süreci değiştirmiyor tabii. Değiştirmiyor. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bir bütün olarak bunu ele aldığınızda tabii ki kişiler de orada değişiyor, evet, yapı da değişiyor, tüzük de değişiyor, program da değişiyor ve çalışma ve heyecan da değişiyor tabii ki. Bunları bir bütün olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir de yani Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğunda değişimin de aslında çok dinamik bir şekilde zaten eşdeğer bir şekilde ilerliyor olması lazım süreçte. Çünkü yapısı gereği, daha doğrusu evet, siyasi partinin yapısı gereği ilerliyor olması lazım. Ama belki son zamanlarda seçim ve farklı gündem maddeleriyle o kadar yoğun vatandaşlar olarak da iç içeyiz ki işte bu tip tartışmaları artık ya unuttuk ya hafızalarda biraz daha gerilerde kaldı. Farklı geliyor. Ama sizle yayın öncesi de konuştuk ya, gündemde çokça da konuşmamız gereken şeyler var. Tabii. Siz de az önce söylediniz. Mesela bunlardan biri işsizlik. Şu hafta sonu üniversite sonuçları açıklandı. Bir yere yerleşenleri elbette tebrik edelim. Yerleşemeyenler üzülmesin. Üniversite okuyan herkesten bunu zaten duyacaklardır. Bu ne bir ilk, ne bir son, tabii. Ne de bazı meslekler hele haricinde bir kriterde değil, bir kıstasta değil. Hayat gerçekten çok farklı işliyor. O anlamda da hiç üzülmesinler. Ama zaman zaman belediye başkanlarımızdan da bunu duyuyoruz. Yani bu süreçte oldukça fazla belediye başkanı ağırladık. Diyorlar ki gençler bir iş istiyor. Anneleri, babaları bir iş istiyor. Ama yerel yönetimler bunun için, yani bir yere kadar bizler yetebiliriz. Farklı iş alanlarının açılması gerekiyor. Haklı olarak o çocuklar üniversite okuyorlar. Bir emek veriyorlar. Anneler, babalar maddi, manevi çok ciddi onlara yatırım yapıyorlar ve ardında elbette ki çocuklarının yani masa başı tabir edilen, belki de daha profesyonel işlerde yer almasını haklı olarak talep ediyorlar, ama bunu karşılamak da işte mümkün değil. Eğitim sisteminden buraya gelen bir yanlışlık var. İşsizlik, ekonomi herhalde yerel seçimlerde de etkisini yürütüyor olacak değil mi? Öyle görünüyor. Gösterecektir. Tabii ki bu bir gerçek. Şu an Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın hepsi refahta değil ama düşük gelir seviyesinde eşitlenmiş durumda. Herkese etkiliyor bu ekonomik kriz tabii ki. Üniversite öğrencilerini de etkiliyor. Örneğin şöyle bir şey söylemek isterim. Bizim Esenyalı'da bir delegemiz var. Can, kendisi hukuk 2. sınıfta okuyor şu an. Ve kendisi mesela başka bir şehire gitmemesinin sebebi olarak bu ekonomik krizi gösterdi. Yani başka bir şehirde belki okumak isterdim dedi kendisi. Ki çok kıymetli bir üniversite öğrencisi için. Tabii. Yani maddi olanak varsa okumalı. Şu an burslu okuyor zaten kendisi. Ama mesela başka bir şehre gidebilirdi. Fakat bu ekonomik sadece onu değil, bütün gençleri etkiliyor. Tabii. Hakikaten artık üniversitede okumak çok kolay bir şey değil. Hele bu ev kiraları, ekonomik krizdeki yaşam koşullarının ağırlığını düşündüğünüzde çok kolay bir şey değil. Hepimiz etkileniyoruz. Aynı şekilde. Yani gençlerin geleceğe dair siyasilerden aslında sözü oraya getirmek istedim. Bir beklentileri var. Bir gelecek hayal etmek istiyorlar. Artık bırakın gençleri, gerçi çalışan da bir gelecek hayal edemiyor. Eskiden tabii, hiç olmazsa çalışır bir ev alırdık. Artık hayal oldu. Yani kiracı olmak bile artık hayal oldu birçok insan için. Evet, kirayı ödemek bile gerçekten mesele. Hatta geçen gün zannediyorum ki bir hekimdi. Bizim de doktor arkadaşlarımız ya da öğretmen arkadaşlarımız bir yere atandıklarında ev arkadaşlarıyla birlikte ev tutmak zorunda kalıyorlar. Yani doğru. Bunlar ki önemli gelir seviyesi meslekler. Toplum birçok kesiminden de farklıdır. Daha farklı olmasına rağmen artık demek ki o aradaki fark o kadar daraldı ki belli bir seviyede olması gereken grup bile artık geçimini sağlayamıyor. Bu evlere sirayet ediyor. Şiddete varıyor ne yazık ki. Boşanmaları arttırıyor. Aile içindeki huzuru bozuyor. Bu da çocuğun psikolojisini, onun eğitimini ve geleceğini ve toplumu aslında hepimizi ilgilendiriyor. Bu anlamda da atılması gereken çok önemli adımlar olmalı diye düşünüyorum. Şimdi siz bu kongre sürecinden sonra, yani sizin hedefleriniz nedir? Hem Karabağlar, hem önümüzde bir yerel seçim var, hem de gençler, ekonomi ve gündem adına siz nasıl bir Karabağlar hayal ediyorsunuz mesela? Biz nasıl bir Karabağlar hayal ediyoruz? Tabii ki kongreden sonra önümüzde bir yerel seçim var. Biz bu yerel seçime biz çok hızlı bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Tekrar Karabağlar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını yükseltmek istiyoruz açıkçası. Ve bunu yaparken de özellikle kadınlarımızı, gençlerimizi, onlardan destek alacağız ve onlardan da bu heyecanı görüyorum ben açıkçası. Tabii ki bu ekonomik krizde herkes etkileniyor. Artık insanlar evine peynir alırken, süt alırken zorlanıyorlar. Kiralarını öderken de zorlanıyorlar. Sırf belediyelerin çözeceği şeyler değil bunlar. Hı hı. Tabii ki bizim belediyelerimiz destek oluyor. Bu konuda gerçekten katkı koyuyorlar ama yeterli değil, çünkü hani yetemez zaten tek başına belediye. Burada merkezi hükümetin de aslında bunda katkı koyması gerekir. Ama biz alanda olarak vatandaşların sorunlarını dinleyeceğiz ve bunu kamuoyuna da yansıtacağız. Onlarla birlikte olacağımızı da belirtmek isterim. Sokakta olacağız yani. Karabağlar zor bir ilçe mi baktığınızda? Zor bir ilçe. Tabii ki farklı bir mozaik ama aynı zamanda da çalışmak için de uygun bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Çok kolay bir yerde belki daha rahat çalışırsınız ama farklı farklı kesimlerin yaşadığı, birçok mahallenin birbirinden farklı olduğu yerlerde onlara dokunmak, onlarla birlikte olmak da bence önemli ve bunu başaracağımıza da inanıyorum ben örgütümüzle birlikte. Farklı gelir seviyelerinin olduğu, tabii. Ayrıca gelişime çok açık ve bu gelişimle birlikte tabii bazı tartışmaların da devam ettiği bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kadın olarak zor yeri tercih etmek. Kadınlar hep zor ister ama. Değil mi? Kadınlar zoru sever. Kurtuluş Savaşı'nda da kadınların rolü ortada zaten, değil mi? Doğru, evet. Şimdi ben sizin geleceğinizi duyunca dedim ki kadınların siyasetteki yerini de elbette ki konuşuruz. Onunla ilgili Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin 2023 siyasette kadın haritası yayınlanmış. Oradan bir takım veriler aldım. Elbette ki hepsini almam mümkün değil. Belki biraz siyasette kadını ve kadının yerini de konuşuruz. Gençleri de tabii konuşuruz, siyasette gençleri de. Çünkü artık gençlerin talepleri farklı ki bu seçimlerde bunu da gördük. Yani gençlere ulaşmak için siyasiler farklı sosyal mecralarda farklı yöntemler denediler. Farklı canlı yayınlara katıldılar. Tabii, tabii. Artık farklı mecraları da kullanmak gerekiyor. Siyaset de başka bir yere doğru kayıyor. Ama yani gençler siyasetten tamamen kopuk mu? Değil mi? Siyasete ilgisi var mı? Elbette ki hepimizin yaşıyorsak siyasete bir yandan ilgimiz olmak zorunda. Çünkü bu hayatın dinamiklerinden biri ama zaman zaman gençler eleştirildi. Mesela Z kuşağından çok korkuldu. Siyasiler biraz Z kuşağını gözlerinde büyüttüler. Hatta ben öğretmenleri ve akademisyenleri ağırladım da özellikle onlara sordum. Yani bu Z kuşağı bu kadar korkulacak bir kuşak mı? Dediler ki çok farklı bir kuşak. Anlarsanız korkulacak bir kuşak değil. Ama anlayamazsanız evet korkulacak bir kuşak. Çünkü hayata artık bizim gibi bakmıyorlar. Onların farklı istekleri, talepleri var. Dünyayı ellerindeki bu telefondan çok rahat görebiliyorlar. Yani yaşıtlarının nasıl bir hayat yaşadığı, yaşıtlarının nasıl bir eğitim aldığı, yaşıtlarının hangi ülkeleri gezdiği, yaşıtlarının daha görünür kıldı çünkü hangi kitapları okuduğunu çok iyi biliyorlar. Yaşıtlarının nasıl bir ülkede sosyal hayat yaşadıklarını da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla onları kandırmanız gibi bir şey söz konusu değil dediler. Gençler bu anlamda önemli. Siz gençleri nasıl görüyorsunuz? Siyasete ilgileri yoğun mu? Katılımı nasıl? Tabii ki gençliği aslında sadece Z kuşağı olarak bunu bence sınırlamak doğru değil. Her kuşak yani her dönemde gençler tabii ki siyasete daha duyarlı olanlar var ama biraz da siyasetle ilgilenmeyenler de içinde olabiliyor. Bence bu dönemde de bu var. Çok siyasete ilgili olan, sorgulayan gençler olduğu gibi siyaseti çok daha böyle sınırlı takip eden arkadaşlar da olabilir, gençler de olabilir. Ama genel anlamda dediğiniz gibi bugün biz teknoloji çağında yaşıyoruz ve internet diye bir durum var ve bu internetteki gerçek bilgiyi ayırt edebilirsiniz. Çok da yararlı oluyor. Sorgularsanız orada bilgiye erişim çok kolay, dünyaya erişim çok kolay. Tabii ki orada her şeyi görüp sorguluyorlar ve sizin söylediğinizle yaptıklarınızı da orada görüyorlar. Söylediğiniz bir şeyin tam aksini yaptığınızda, eylemsellikte farklı bir şey yaptığınızda bunu da sorgulamaya başlıyorlar. Ama çok nitelikli ve çok meraklı gençlerimiz de var açıkçası. Ben onların ilgisini de görüyorum. Ve ben seçildiğim takdirde gençlerle de birlikte çalışmak istiyorum. Gençlik kollarının artık sadece kas gücü olarak değil, alanda da fikir üreten gençlerde olmasını arzuluyoruz. Ve bu heyecanı da onlarda görüyorum. Yaratacağımıza da inanıyorum açıkçası. Ya, ne güzel. Bu arada sosyal medya hesabımızdan da oldukça fazla yorumlar var. Tabii hepsini tek tek okumamız mümkün değil ama yayın sonrası Emel Hanım da bakacaktır diye düşünüyorum. İyi yayınlar dileyenler var. Karabağlara kadın eli değecek diyenler var. Selamlar gönderenler var. Teşekkür ediyoruz. Onlar da üzerimde kalmasın. Çok teşekkür ediyoruz bizi takip edenlere ve yorumlarını esirgemeyenlere. Yayın sonrası da elbette bunları görüyor olacağız, bakıyor olacağız. Şimdi kadın kısmını da tabii konuşalım. Sürede çünkü hızlı ilerliyor. Bir 6-7 dakikamız kalmış. Şöyle diyor Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından 2005 yılından beri hazırlanıyormuş bu harita. Ve siyasette kadın 2023 haritasından da bir nüsha yayınlanıyor. 1 Ocak 2023 itibariyle ülkelerin %11.3'ünde devlet başkanı kadınlar varken %9.8'inde hükümet başkanı kadınlar bulunuyor. Yani bu 193 ülkenin 19'u anlamına geliyor. 193 ülkenin 19'unda devlet başkanı ve hükümet başkanı kadınları görüyoruz. Tüm bölgeler arasında Avrupa, kadınların siyasete katılımının çoğunlukta olduğu en fazla sayıda ülkeye sahip olmaya hala devam ediyor. 2023 yılında. Özellikle İskandinav ülkeleri. Evet. Güncel verilere göre Kadın bakanların oranı tüm dünyada %22, bakanlık kabinesinde en yüksek kadın oranına sahip bölgeler Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika, Orta Asya ve Güney Asya Pasifik adaları kadınların en az siyasette temsil edildiği bölgeler olarak %8.1, 7.1, %1 gibi oranlara sahip bu ülkeler. Birçok Avrupa ülkesinde %50 oranından daha fazla kadın siyasi koltuklarda otururken diğer ülkelerde bu oranlar %8, %1, %5 gibi oranlarla temsil edilmiş. Yani Avrupa ve İskandinav ülkeleri hala başı çekiyor. Demek ki gelişmişlik düzeyiyle tabii, ekonomik gelişmişlik, kültürel gelişmişlik tabii alakalı gibi görünüyor. Türkiye ile de ilgili bir takım veriler vardı ama çok uzundu. Şimdi konuyu da orada çok da uzatmak istemedim. Merak edenler zaten internette de bulabilirler. Türkiye tabii bu oranlarla karşılaştırıldığında ne yazık ki hala çok kötü. Çok altındayız. Siyasi partiler zaman zaman kadın kotası, bunu kırmak için kadın kotası oluşturuyorlar ama yeterli olmuyor mu? Kadınların o ilgisini, bir de şunu görüyorum ben. Özellikle üniversiteye genç kızları gönderen aileler, erkekleri de keza aynı şekilde. Oğlum işte hiçbir şeye karışma ya da kızım siyasete karışma, işte başka hiçbir şey, okulunu oku, geri dön. Tabii var böyle bir durum. Ya bu daha da arttı gibi gözlemliyorum. Artık bunu korku olarak mı tabir edersiniz? Çocuklarını o arenada görmek istemiyor sanki yetişkinlerde. Ya orayı çok karışık görüyorlar ya da başlarına bir şey gelmesinden de korkuyor olabilirler. Olabilir. Kadınları neden siyasetin içinde tutamıyoruz acaba? Şöyle bir şey, aslında kadınlar siyasetin içinde varlar. Partide birçok alanda da görev alıp çalışıyorlar. Fakat gözlemlediğimiz şu, kadınlar karar mekanizmalarına bir yere aday olduklarında sıkıntı çekiliyor. Buna baktığımızda aslında biz Cumhuriyet'in kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'nın birçok ülkesinde dahi olmayan kadına seçme ve seçilme hakkını verdi ve o dönem bugünkünden çok daha ileri seviyedeyiz. Biz şu an onun bile gerisindeyiz açıkçası temsiliyet bakımından. Sadece bizim partimiz değil, birçok partide. Bizde de bir kota var elbette ki ama bizdeki kadın kotası olarak demeyelim ama nedense uygulamada böyle olduğu için sanırım böyle de yerleşti. Aslında yanlış. Cinsiyet kotasıdır bu. Yani kadına uygulanması gerekmiyor. Tabii bu kotalar uygulanırken de kendi içerisinde gençlik kotası ve kadın kotası eritiliyor. Böyle olunca da seçilemeyecek yerlerde de kadınlar yer alınca tabii ki temsiliyette sıkıntı yaşanıyor. Ama böyle olmaması gerekir. Kadınların emeği varsa sözünde olması gerekir ve kadınlar siyasete bambaşka bir bakış açısı getirecektir elbette ki. Daha iyi bir seviyeye getirecektir. Çünkü kadınlar Türkiye'nin gerçek sorunlarını evlerinde yaşıyorlar. Birebir hissediyorlar. Ailenin durumunu görüyorlar. Önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat böyle bir gerçeğimiz de var. Evet. Ama bu temsiliyetin artması gerektiği de ortada. Bazı sektörlerde kadın oranı yüksek. Mesela akademisyenlikte kadın seviyemiz yüksek. Ama siyasette bu geride. Bir de şöyle bir durum gerçekleşiyor. Biz kadınlar herhangi bir yere aday olduğumuzda siyasette erkeğe 5 tane kriter konuyorsa bizim önümüze 15 tane kriter konuyor. Çıta çok daha yükseklere çıkarılıyor. Tabii biz kadınlar bu çıtayı da aşıyoruz ama bu da adaletli bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Aynı kriter o zaman aranması gerektiğine de inanıyorum. Böyle de olması gerekir. Kadın aday olmak zor mu? Zor değil bence. Benim için değil açıkçası. Çünkü ben kadın erkek olarak bakmıyorum. Ben bir siyasetçi olarak bakıyorum olaya. Siyasette de hep böyle davrandım zaten. Yapabilirliğe önem verdim. Niteliğe önem verdim. Eğer bu görevi yapabileceğime inanmasaydım zaten aday çıkmazdım. Sırf kadın olduğum için de hiç çıkmazdım. Yani öyle bakmazdım. Hani kadın erkek olarak bakmazdım. Yapacağıma inandığım için bu yola çıktım açıkçası. Çünkü birçok görevlerde zaten parti içerisinde ben aynı zamanda parti okulunda parti eğitmenliği yapıyorum. Bir de Türkiye genelinde bizim genel merkezimizde bir meclis üyeleri eğitmen grubumuz var. Orada da tüm Türkiye'ye yönelik meclis üyeleri eğitmenliği görevim var. Dolayısıyla zaten çalışıyoruz. Değişik şehirlere, eğitimlere gidiyoruz. Bunu yapacağım inandım. Şimdi ben de aday oldum açıkçası. Şimdi orada değil yani. Sayılı günler kaldı. Evet. 27 Ağustos'ta değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Tabii. Şimdi 5 Ağustos'ta başlamıştı ilçe kongreleri süreci. Devam ediyor. Kurultaya doğru giden bir süreç olacak. Birkaç dakikamız kaldı. Noktalamaya doğru giderken şöyle gidelim istiyorum. Sizin delegeye mesajlarınızla aslında noktalayalım istiyorum. 27 Ağustos'ta siz Karabağlar'da nasıl bir kongre yaşanmasını aslında hayal ediyorsunuz ve delegelere mesajınız ne olacak? Tabii bundan sonra da sonuç ne olursa olsun önde de bir yerel seçim var. Sonuç ne olursa olsun Emel Tongabay seçim ilçe kongresi sonrası nasıl bir rota çizecek kendine? Şimdi ben o gün bunun bir parti içi yarış ve bir demokrasi şenliği olarak görüyorum ve böyle geçeceğine de inanıyorum. Bizim parti üyelerimizin de böyle yaklaşacağını biliyorum. Ben delegelere mesajım ne olabilir? Şu olacaktır. Partiyi yerelde ve genelde iktidara taşıyacak kadroları seçsinler. Lütfen buna dikkat etsinler. Yapacaklarına da inanıyorum. Seçimden sonra da ne olur? Kazandığımızda zaten projelerimizi hayata geçireceğiz. Bütün örgütümüzle birlikte oy versin vermesin ayrımı yapmadan herkesle birlikte birleştirici bir şekilde, dayanışmacı bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Zaten kaybı düşünmüyorum ama öyle de olsa biz kazanan arkadaşımızın yanında yerimizi alacağız. Çünkü biz partiliyiz, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyüz. Bu çalışmalara katkı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizin projelerinizde kadın ve gençleri ve pozitif ayrımcılık görecek miyiz? Seçim noktalarında soruyorsunuz değil mi? Evet. Ya, elbette ki seçilebilir yerlerde kadınların da gençlerin de yer alması gerektiği bir gerçek. Bugüne kadar hep arka sıralarda yer alıp hani evet kotaya uygulanıyor cinsiyet kotası ama seçilemeyecek yerlerde genelde seçilen yerlerde bir tane iki tane olabiliyor. Evet. Böyle olmaması gerekiyor. Daha adaletli bir ayrımcılık demeyelim de daha adaletli bir şekilde davranacağımı söyleyebilirim. Evet, ayrımcılık kelimesi ama önüne pozitif bile koysanız daha adaletli olacağımız kesin. Doğru, haklısınız. Şimdi tabii önde bir de genel seçim var. Ben hep şunu hayal ediyorum. Her siyasetçiyle de bir araya geldiğimizde konuşuyorum. Her zaman gençleri ve kadınları siyasette konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Yetersiz, neden sayı yetersiz kalıyor diye. Yani belki de eğitimden gelen bir takım sıkıntılar var. Belki kültürden gelen bir takım, belki siyasetin kendi çehresiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Yani her şeyi masaya yatırmak lazım bunu konuşurken. Önümüzde bir yerel seçim var. Mesela ben çok isterim, çok hayal ederim. İzmir burada öncü olsun. Adaylar tek tek açıklanacak. Adaylarda ağırlıklı kadın ve gençlerin olduğu bir kent olarak ortaya çıkan mesela bu yerel seçimde. Güzel, çok güzel olur. Evet. Benim hayalim, ben de burada çok fazla evet, kadın belediye başkan adayına ağırlayayım. Onların projelerinizi de ekle konuşalım. Farklı bir bakış açısı, artık tartışmaya bırakalım ve bir şeyleri hayata geçirelim mi? Çok görmek isterim, çok temenni etmek isterim. İnşallah öyle bir yerel seçim geçiririz. Umarım öyle olur. Ben de bu temenniye katılıyorum. Zaten genel başkanımızın da bu yönde bir açıklaması vardı. Daha çok kadın adayın çıkması noktasında bir söylemi vardı açıkçası. İsteriz. Evet. İyi de olur. Ben çok teşekkür ediyorum. Süremizi de doldurduk. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda. Ümit ediyorum ki Karabağlar adına, sonuç ne olursa olsun İzmir adına daha doğrusu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet efendim, CHP Karabağlar İlçe Başkan Adayı Avukat Emel Tongabay bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. CHP'deki kurultay takvimini konuştuk. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleri süreci devam ediyor. 27 Ağustos'ta Karabağlar İlçe Kongresi gerçekleşecek. Dolayısıyla biz de hem Karabağlar özelinde hem İzmir özelinde kongre sürecini değerlendirdik. Hem de Avukat Emel Tongabay'ın projelerine, geleceğe bakışını, elbette ki yaşanan problemlerle birlikte, şu an ülke gündeminde yaşanan problemlerle birlikte değerlendirmeye çalıştık. Sizlerden kısa bir ara rica edelim. Aranın ardından Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Gündemi ve siyaseti tartışmaya devam edeceğiz.